kitap da çok ilginç bir kitap. Zamanında insanları kitlevi olarak peşlerinde sürüklemiş. İnsanları kapıldığı insanlar bu liderler. Ama daha sonra bunların bir hayal kırıklığı oldu. İnsanları kötü yola ve bir uçuruma sürüklediği anlaşılmış bu insanların. Bu kitabı ve bu insanlar hakkında, hayatları hakkında, görüşleri hakkında, peşine taktıkları insanları aslında sevmedikleri, kişilik bozukluğu, karakter sapması olan kişiler olduklarını anlattığım, bir psikiyatrist olarak, bir psikolog olarak incelediğim bir kitap. Bu kitap da özellikle çok yayıldı, çok okundu. Neredeyse klasikler arasına girdi yani. Tabii bir takım mahfilleri... Kimler var mesela orada? Onlar hakkında bilgi vereyim. Bir takım mahfillerde aleyhte şeyler de oldu. Yok kitapları çok basit gerekçelerle insanları çürütüyorsun falan diye ama... İnanın benim bu hayatımın kitabı dediğim gibi bu kitabı hazırlarken yani yüzlerce demeyeyim İsmail Bey, binlerce kitap okudum ben ya. Hepsini böyle altlarını çizerek şey yaparak. Mesela diyelim Auguste Comte. Biliyorsun bu pozitivizm dininin kurucusudur bu. Bütün dinleri reddetmiş. Ama şöyle acınacak bir adam aslında. Ama halen etkisi devam eden bir insan. Mesela bunu okurken bakayım kaç tane 10 tane kitaptan yararlanmışım. Sadece Auguste Comte. Ansiklopediler okudum, ne bileyim. O zaman çok internet de yoktu yani. Bizzat kitapları okuyarak. Mesela psikolojinin kurucusu Sigmund Freud. Freud'un iç yüzü. Artık bugün psikiyatride tamamen terk edilmiş bu adamın görüşleri. Ama zamanında ortalığı sallamış ve tamamen çevresel. Dünya yaratılanlar derken onu kastediyorum. Zamanında insanları peşinden sürüklemiş. Bu adam... Büyük adamdır denilmiş. Halbuki bunların hepsi de inançsız insanlar yani. Batlamyus, eski bir şey. Nostradamus mesela, kahin. Diderot, Hegel, Schopenhauer, Malthus. Malthus biliyorsunuz o nüfus teorisini çıkaran adam. Güya nüfus hızı artacakmış, insanlar aç kalacakmış diye. Bak dedikten kaç sene sonra geçti. Felaket yaşadı. Felaket. Aç insanlar var ama o bizim gelişmiş ülkelerin hatası yüzünden. Yoksa bugün dünyanın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama açıklamıştı. Bugün dedi şeyin en büyük problemi nedir biliyor musun? Amerika'nın dedi. İlk akla gelen Irak dersiniz o zaman. Yok bilmem başka ne problem ona. Yok bizim en büyük problem obezite programı. Yanlış ve fazla beslenme programı dedi. Yani besin yetersiz değil, besin fazlalığı var. Baudelaire, Darwin mesela. Dawson diye bir şey var mesela. O bir Darwinizmi bir türlü ispatlayamıyorlar. Bir hayvan, bir maymun kafatasını alıyor. E'lerle eğiliyor. Bilmem bir iki diş ekliyor ona Dawson. Piltdown adamı diye buldum yerden diyor. İnsanlar yıllarca, bilim adamları onun hakkında kitaplar yazıyorlar. İşte insanın hatası bulundu, maymundan geldiğimiz anlaşıldı diye. Daha sonra bu kemiklerin yaşını bulan bir kimyasal test çıkınca bakıyorlar ki daha yeni yaşamış bir maymunun kafatası bu. Mesela onu aldım. Abdullah İbni Sebe, Jean-Jacques Rousseau, Hasan Sabbah mesela. Hasan Sabbah biliyorsun bugünkü FETÖ'nün de atasıdır yani. Ama FETÖ onu kat kat geçti maalesef. Biliyorsun Hasan Sabbah Alamut siyasi Kale. Cinayetler işliyordu. Alamut Kale siyasi cinayetler işliyordu. Nizami Mülk gibi büyük bir bilge devlet adamını kanına kıydılar biliyorsun. Sabatay Sebi mesela. Sabatayizmin kurucusu. Bahailik. Baha. Abdülbaha. Mirza Gulam Ahmet Kadiyani. Bunları inceleyeceksin ki bugünkü şeyi anlayacaksın. Beşir Fuat. Nietzsche, Spencer, Rasputin, mesela Rasputin de ilginç bir adam. Durkheim, Lenin, Bernard Russell, Lawrence, bu Osmanlı içten vuran, Hitler, Stalin, William Reich, Nurullah Ataç. Mesela Nurullah Ataç. Nurullah Ataç enteresan. Enteresan bir adam. Bu da mesela Uydurukçayı büyük savunan adam. Ama yazılarında tasfiyeci. Osmanlı kelimelerine son derece düşman, Osmanlıcadan gelen Arapça, Farsça kelimelere. Ama diyor ki bir yerde, ben diyor bundan bir şartla vazgeçerim. Yani Türkçeyi ve Türkçeci zannediyorsunuz adamı. Okullara Latince dersi konursa ve Latince'ye geçilirse diyor adam. Türklüğe taraftar değil, Latince taraftarı.
Çünkü diyor Osmanlı kelimeleri bana İslamiyet'i hatırlatıyor ve İslamiyet'ten ben nefret ediyorum demeye getiriyor yani. İstanbul'u sevmiyorum diyor. Çünkü oradaki diyor şeyler, mezar taşları, camiler falan bunaltı veriyor. Adam sırf İslam düşmanlığı için şey yapıyor. Osmanlıcadan gelen kelimelere karşı çıkıyor. Onu mesela yazdım. Sartre, Basit Zaharov, mesela Celaleddin Ekberşah. Gitmiştik değil mi efendim yine devreden evet. Program? Gitmiştik Ekberşah'ın. Hindistan. Evet, Hindistan. Evet. Ekberşah biliyorsunuz o da Tanrı. Allah Ekber diye paraya... Tanrı olduğunu iddia etti. Mesela geçerken selamünaleykümü kaldırdı. Allah Ekber diye şey yaptırıyor. Burada diyeceksiniz ne var bunda? Allah Ekber'dir demek ama oradaki Ekber Allah büyüktür, uludur anlamında değil. Allah benim anlamında. Maalesef insanları böyle kılıçtan geçirdi kendini Allah olduğunu ispat için. Sonra karşısına tabii bir şey çıktı. İmam Rabbani Hazretleri. İmam Rabbani Hazretleri onun tahribatını yok etti. Bin yılın müceddidi biliyorsunuz. Şimdi bazı soysuzlar ona da dil uzatıyorlar maalesef. Buna benzer insanlar vardır burada. Yine aldatanlar. Şimdi babalar dedik, tabii anneler de boş bırakmam. Annenin de önemi var aynen. Annemi istiyorum da onu işledik. Ali Çenkırılı dostumuzla birlikte. Gerçekten annenin de önemi var. Psikiyatriye başladığım zaman yoktu panik hastalık. Ama bu sanayileşmenin, kalkınmanın, gelişmişliğin bir bedelini ödüyor insanlar. Çünkü dünya o kadar hızlı değişiyor ki İsmail Bey. Bir yandan iletişim araçları, bir yandan cep telefonu, medyandaki gelişmeler, bir yandan da ulaşım imkanları. Dünyanın öbür ucuna anında gidebiliyorsunuz. Sabah namazını bir yerde, öğle namazını bir başka şehirde, ikindiyi başka bir şehirde kılabiliyorsunuz. Bir yandan da hızlı değişim var. Aletler değişiyor, kullandığımız şeyler değişiyor. Değişim de olunca insan buna ayak uydurmakta zorlanıyor. Zorlandığı zaman ne oluyor bu sefer? Bir takım problemler oluyor. Panik bozukluk çağımızın hastalığı. İnsanların üzerine yük o kadar bindi ki, bir de bu medyadaki olumsuz şeyler, programlar, haberler falan, insanoğlu etten kemikten yaratılmış bir yaratık yani, bir robot değil ki. Etkileniyor, duygusalız biz aynı zamanda. İşte panikler geçirmeye başlıyoruz. Bu neden oluyor, nasıl giderilir, ne gibi tedbirler almalı? Çok şeyde bir kitapta değil görüyorsun, 100 sayfa kadar bir kitap. İnsan öğrenip bilgi edinebilir. İsmail Bey, günümüzün bir başka problemi de çocuklarımızın çalışmaya, derse, günlük işlerini yapmaya, sorumluluklarını bilmeye yeterince ilgili olmayışları. Bunların yeterince şuurunda, bilincinde olmayışları. İşte bunda da bunu şey yaptım. Çocuklarımızın başarısı elinde. Çocuklarımızı başarılı kılmak için de burada başarı derken bunu özellikle belirteyim ben. Ders notlarının yüksekliğini kastetmiyorum. Hayatta daha iyi yerlere gelmek, insanlara daha faydalı olmak, çevresine daha faydalı, hayırlı, iyi çocuk olmak, kendiyle ve çevresiyle barışık olmak, herkesin anlayabileceği tarzda, takvim yaprağının arkası gibi sanki böyle güzel tavsiyeler var. Böyle karışık bilimsel ifadeler yok. Mesela yazılardan biri zengin olmak hedef değil. Onları yardımsever ve başkalarının sıkıntısına, zorluğuna nasıl şey yapabiliriz? Empati alışkanlığını, merhamet alışkanlığını nasıl geliştirebiliriz? Ergenlik de ayrı bir problem. Şöyle ki, ergenlik hayatın en fırtınalı dönemi. Çocukluktan çıkıyorsunuz, yetişkinliğe geçiyorsunuz. Hormonlar değişiyor. İnsanın cinsiyet özellikleri ortaya çıkıyor. Sesi kalınlaşıyor, kadınsa göğüsleri büyüyor. Sakal bıyık çıkıyor, erkekse boyu uzuyor. Bu dönemde askere gidiyorlar, eğitimlerini tamamlıyorlar, eğleniyorlar, meslek sahibi oluyorlar. Yani en fırtınalı dönem. En fırtınalı olunca en tehlikelere açık dönemde oluyorlar. Psikiyatrik hastalıklar bu dönemde başlıyor, ergenlik dönemlerinde. Alkol, uyuşturucu, sigara bağımlılığı bu dönemde başlıyor. Birçok sıkıntılar bu dönemde başlıyor. Bir takım suçlara, çetelere karışma, ideolojik saplantılara girme, bütün mesela... İdeolojik şeyler, baronlar, gençleri kullanırlar. İdealist oluyor gençler. Bunları işte şeyden tutun, intihar bombacısından tutun, cinayet işlemeye kadar her türlü yola sürükleyebiliyorlar bir takım kötü niyetli insanlar, şer odakları. Aileler bu çocukları tanısınlar. Anne babalar böyle çocuklara nasıl davranmalılar, tanımalılar. Çünkü getiriyorlar bize
benim çocuk hayırsız mı diyorlar çocuğuna. Böyle bir asi hareketleri oluyor. Halbuki bu yaşın özelliği bu. Veya benim çocuk diyorlar kafayı mı yedi. Halbuki hastalık değil bu. Ergenliğe bağlı bir şey bu. Bu yüzden bu şeyleri özellikle belirtileri ben yazarak neler yapılabileceğini söyleyerek insanlara, ailelere yol göstermek istedim.